Hasret boyun eğmez oldu, yüreğime sığmaz oldu. Sensiz güneş doğmaz oldu, buralarda melek yüzlüm. Sensiz güneş doğmaz oldu, buralarda melek yüzlüm. Yeminlerin nerede kaldı? Yol kapandı, kar mı yağdı? Irakları sel mi aldı? Oralarda melek yüzlüm, bahar gözlüm, şirin sözlüm. İlkokul yıllarımda abimin de bağlama çalması dolayısıyla evde bağlamamız vardı. Zaten babadan dededen geliyor müzisyenlik bizde. Babam da iyi bir kemençe üstadıymış. Ben tanımıyorum, çok küçükken kaybetmişim. Abimin bağlamasıyla ben kendi kendime bağlama çalmaya başladım. Zaten herhangi bir yardım almadım. Yani bağlama ustam olmadı. Avrupa'da yine müzikle iç içe bir zamanım geçti, hemen hemen 8 yıl kadar. Orada tabii gurbette olmanın hüznü veya hasretin daha öne çıkması, şiirler, yazdığım şiirleri beste yapmama vesile oldu. Orada başladım. 1980'li yıllar, 79'lu yıllarda yazdığım şiirleri 80'li yıllara doğru Avrupa'da beste yapmaya başladım. Bugünlerde benden kaçar gibisin, dünyalar güzeli kızdın mı yoksa? Selamsız sabahsız geçer gibisin, bilmeden ben seni üzdüm mü yoksa? Güneşimdin sabahıma doğmadın, bulut oldun bir damlacık yağmadın. Ne yapayım yüreğime sığmadın, fermanımı çoktan yazdın mı yoksa? Adını aradım sözler içinde, üşüdüm titredim közler içinde. Bugün bir hüzün var sazlar içinde, ne oldu dostluğu bozdun mu yoksa? Tabi şiir uzun. Güzel gördüm deli duvak başında, kahkülleri kalem gibi kaşında. Gece gündüz dolanırım peşinde, yüreğine diremedim dünya. Demi devran süremedim dünya. Bir bakarım karlar doğar sinemde, bir bakarım ateş donar sinemde. Hüzünlerim semah döner sinemde. Güzel günler göremedim dünya boy, demi devran süremedim dünya. Kültür etkinliklerinde sık sık yer aldım, konserlere katıldım ama Avrupa'dan da Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya konserlere sık sık gittik geldik. Yunanistan'da çok kaldım ama merkez olarak Amsterdam'da uzun süre burada kaldım. Daha sonra tabii Türkiye'ye geldim. Şimdi FATSA, Belediye Konservatuvarı müdürlüğünü, aynı zamanda Türk Halk Müziği koro şefliğini yapıyorum. Yine oradaki çalışmalarımla beraber şiir beste çalışmaları, yine yeni
kitap hazırlıklarım tabii ki devam ediyor. Çok büyük sanatçı Neşet Ertaş'ın bir şeyini anlatmak isterim tabii. İşte Kubat sanatçı bir eserini seslendirmiş, Neşet Ertaş'ın seslendiriyor. Tabii izin almadan olmuyor bunlar. Müsaade, izin verdim demekle de olmuyor. İşte muvaffakat imzalı gerekiyor mesamlı olduğu için. Neşet Ertaş'ı arıyor, diyor ki ya bir eserini seslendirdim, çok da güzel oldu. İşte bununla ilgili izin almak istiyorum ama ne kadar bir ödeme, ne yapayım yani, ücret olarak ne al isterseniz gibi. Ve Neşet Ertaş'ın verdiği cevap, ya ne güzel okumuşsun, güzel olduğunu da söylüyorsun. Tamam, başka ne olacaktı, başka ödemesi falan yok demiş. Şimdi büyük sanatçılar, iz bırakan sanatçılar, iz bırakmakla beraber büyük bir kültürü bırakmış sanatçılar. Bir daha da öyle sanatçılar, yani 100 senede, 200 senede bir gelir. Bu da bizim dönemimize denk geldi, onun için de mutluyuz tabii. Sen giderken gözlerimin dolduğunu gördün mü? Yüreğimin paramparça olduğunu gördün mü? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken papatyalar sıralıydı gördün mü? İçlerinde biri vardı, yaralıydı gördün mü? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken çiçeklerin solduğunu gördün mü? Ellerimin saçlarımı yolduğunu gördün mü? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Sen giderken bahar mıydı, sarı güller var mıydı? Ağzınıza sağlık hocam.